Bir süredir bir grup gazeteciyle büyük bir araştırma dosyası üzerinde çalışıyoruz. Aramızda Latin Amerika'dan eski Sovyet Cumhuriyetlerine, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar bambaşka coğrafyadan gazeteciler var. 40 yılı aşan meslek hayatımda ilk kez böyle global çapta bir ekip çalışmasına dahil oluyorum. Aslında basın tarihinde de yeni doğan bir imkan bu. Bu çapta bir uluslararası çalışma ağı daha önce hiçbir kuşağa nasip olmamıştı. Küreselleşmenin meyvelerini önce uluslararası sermaye yedi. Mega şirketler birleşti, işçilik ucuzladı, dünya kaynakları sömürüldü, doğa katledildi, işbirliği yapmayan hükümetler devrildi. Global markalar semirdi. 2000 kişinin varlığı 4 milyar insanın servetini aştı. Şimdi küreselleşme mağdurları küreselleşmenin sağladığı olanaklarla direnişe geçiyor. Yeryüzü kaynaklarının sömürülmesine karşı Çevre örgütleri global ölçekte ayaklanıyor mesela. Ucuz iş gücü ve yoksullaşmaya karşı uluslararası sendikal dayanışma gündeme geliyor. Büyük yayıncı grupların birleşmesiyle biraz daha özgürlüğü tehdit edilen medyada uluslararası çalışma ağları kurarak sistemi sallıyor. Uluslararası araştırmacı gazeteciler konsorsiyumu sınır ötesi suçları deşifre etmek ve güç sahiplerini hesap vermeye zorlamak amacıyla kuruldu. 5 yıl önce Panama belgeleriyle basın tarihinin ilk büyük araştırmasını yayınladılar. Ertesi yıl Paradise belgeleri geldi ve başbakanlar, bakanlar, kamu görevlileri istifa etmek zorunda kaldı. Şimdi Pandora belgeleri bu dev örgütlenmeyi bir adım öteye taşıyor. Tam 117 ülkede 600'den fazla gazeteci bir arada çalışıyor. Sızdırılan 12 milyon belge inceleniyor. Dünyanın en güçlülerinin en zenginlerinin servetlerini nasıl gizlediği, nasıl verge kaçırdığı belgeleniyor. Çağın bu en büyük küresel araştırmacı gazetecilik çalışması hafta sonu Pandora'nın kutusunu açtı ve içindeki pislikler tüm dünyada eş zamanlı olarak ortaya dökülmeye başlandı. Bu yayıncılık faaliyeti diğer örgütlenmelerle buluşabilirse hükümetler önlem almak zorunda kalabilir, vahşi sermaye dizginlenebilir, daha adil bir dünyanın temelleri atılabilir ve bitti denilen gazetecilik global ölçekte eski itibarına kavuşabilir.